Terör konusunda mücadele ciddi bir iştir. İstihbaratı çöken bir ülkede terörle mücadele yapılmaz. Terörle mücadelede en etkili yol terörün finansman kaynaklarını kesmektir. 3000-5000 bin, beş bin kişiyi besleyen bir terör örgütünün hiç mi merak etmiyorlar bunların paraları nereden geliyor? Hiç mi üzerinde durmuyorlar? Bunlar hangi kaynaklardan besleniyorlar? Bir devletin yapılanmasında bu sorular sorulmuyorsa terörle mücadele edilemez. Terörle mücadelede ayrıca dış politikaya da dikkat etmek zorundasınız. Komşunuzda yangın varsa elinizde benzin bidonuyla giderseniz terörü önleyemezsiniz. Hiç kimse unutmasın o yangın sizin evinize de sıçrar. Bugün geldiğimiz nokta budur. Terörü önleyecekseniz radikal cihatçı gruplara kucak açmayacaksınız. Onlara silah göndermeyeceksiniz. Onları korumayacaksınız. Onların arkasında durmayacaksınız. Durursanız terör batağı içinde bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya kalırız. Terör örgütünün üyesi saydığınız kişileri Ankara'ya davet etmeyeceksiniz ayağına kırmızı halı sermeyeceksiniz. Bunu yaptığınız andan itibaren terör örgütü dediğiniz örgütü meşrulaştırmış olursunuz. Terörle mücadele edeceksiniz. Devletin yani meşru bir organı gayrimeşru bir organla yani terör örgütüyle muhatap kılmayacaksınız. Masaya oturmayacaksınız. Oslo'da masaya oturdunuz, Habur'da masaya oturdunuz, terör örgütünün ayağına hakimleri, savcıları götürdünüz. İmralı'da masalar kurdunuz. Defalarca söyledik, bu yol yol değildir. Bu yolla terör önlenmez dedik. Bize dediler ki susun kardeşim, biz önleyeceğiz bunu. Şunu söyledim, bu yolla dahi önleseniz önce gelip ben sizi tebrik edeceğim. Ama önleyemediler. Faturayı kim ödüyor? Bu Ankara'da iktidar olan beylerin çocukları mı ödüyor? Hiçbirisi bile askere gitmiyor onların. Bu ülkenin gariban Anadolu vatandaşlarının çocukları ödüyor. 20 Temmuz'dan bu yana 843 güvenlik görevlimiz şehit oldu. Ülkeyi yönetendir dünyanın her tarafında bu işin sorumluları. Ama hiç kimse sorumluluk almıyor. Yeri zamanı geliyor, Koro halinde havuz medyası CHP'yi suçluyor. Sorumlu sizsiniz. Sanıyorlar ki 14 yıldır Türkiye'yi biz yönetiyoruz. O beyefendiler de muhalefette. Allah akıl fikir versin. Teröre karşı bizden ne isteniyorsa dedik kendilerine. Ne istiyorsanız vermeye hazırız. Açık çek verdik size. Siz devleti yönetiyorsunuz. Bizden bir şey istediğiniz vermediysek gelin bizi suçlayın. Ben terörü engelleyecektim, CHP şuna engel oldu. Neye engel olduk biz? Biz sizden sadece bir şey istiyoruz. Bu memlekette huzur istiyoruz. Bu ülkede barış istiyoruz. Bu ülkede analar ağlamasını istiyoruz. Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında bütün vatandaşlarımız huzur içinde geçsin istiyoruz. İstediğimiz bu.